Teşekkür ederim. Güzel bir buluşmaya İstanbul'da ev sahipliği yapmanın gururunu elbette yaşıyoruz. Çok kıymetli genel başkanımız, çok değerli genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz elbette ki bugünün ev sahipliğiyle birlikte İstanbul İl Başkanımızın nezdinde Türkiye'mizin bütün il başkanlarını, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli Genel Başkanım, saygıdeğer konuklar, öncelikle şunu söyleyeyim. Elbette ki bir neferi olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin en önemli yapı taşı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı dünya ölçeğinde siyaset anlamında çok önemli bir noktadadır. 100 yıllık bir tarihe sahip ülkemizin, cumhuriyetimizin 100 yıllıkta bir partisi vardır. Bu çok kıymetli bir kavram. Biz herhangi bir siyasi partiye hiç benzemedik ve benzemeyeceğiz. Bir iktidarla var olan ya da iktidarın düştüğü anda da kaybolan bir siyasi parti değiliz. Biz aslında dünyada örneği yine nadir olan bir kuruluşun ve kurtuluşun partisi olduğumuz net. Aynı zamanda bir misyonun ve bir davanın ama aynı zamanda yenilenen, güçlenen ve dönemin koşullarına göre de kavramlarını her zaman ileriye taşıyan da bir davanın partisiyiz. Bu anlamda bu görevi alırken hepimizin görevi aldığı manevi bir güç var. O da bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız güç ve kuvvettir. Bu yönüyle görevimizin en önemli hassas kavramı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet varlığı ve kalıcılığıdır. Bu çok manevi ve güçlü bir idealdir. Her şart altında, her pahasına, ne pahasına olursa olsun mücadelemiz devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı. Tabii Cumhuriyet nasıl varlığını korumalı ve muhafaza etmeli? Bu da elbette davamız açısından önemli. Cumhuriyet hukukla, demokrasiyle, özgürlükle, adaletle ayakta kalacağını bilen neferleriz. Cumhuriyet ancak laiklikle ayakta kalacaktır. Bunu da bilen insanlarız. İşte biz Cumhuriyeti ekonomik ve sosyal refahla, sürekli gelişme ve insani kalkınmayla geleceğe taşıyabileceğimizin de farkındayız. Bu yönüyle biz bu değerlerin ve bu hedeflerin partisi olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Geçmişi de tarıyoruz, okuyoruz, anlıyoruz, ders çıkartıyoruz. 100 yıllık onurlu Cumhuriyet tarihimizde çok farklı dönemlerden geçtiğimizin farkındayız. Eksiklerimizin, hatalarımızın üstünü örterek yol yürümenin doğru olmadığını da biliyoruz. Cesaretle hatalarından ders alan, eksiklerini tamamlayan ve geleceği güçlü bir şekilde tasarlayan bir değişimi de ortaya koyma karakterinden asla vazgeçmeyen neferleriz. Toplumu, dünyayı, siyaseti algılarken daha geniş açıyla bakabilmenin, politika geliştirirken üretken ve cesur olabilmenin mutlak karakterimiz olduğunu her yerde konuşmalı ve ortaya koymalıyız. Hep birlikte bunları çok daha fazlasını başarmaya hazır bir ekip olduğumuzu ve ülkemizin de buna ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliyoruz. Kurultayımızın bu anlamda son derece olgun ve demokratik bir süreç olarak yaşanması da bize çok büyük kazanımlar sunmuştur. Şimdi tümüyle birlik ve beraberlik içinde çok güçlü bir motivasyonla genel başkanımızın liderliğinde hep birlikte yol yürümeliyiz. Partimizin ve ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edebiliriz ve etmeliyiz.
kurucu değerlerimizden asla taviz vermeden, değişen dünyayı çok iyi anlayarak, ortak akılla masamızı olabildiğince genişleterek halkla birlikte Türkiye'nin, ülkemizin geleceğini inşa etmenin sağlıklı yol ve yöntemlerini oluşturmalıyız. Bizler gelecek güzel günlere umudunu, o günler için mücadele azmini asla yitirmeyen güçlü bir ekibiz. Gücümüzü aynı umudu paylaşmaktan alan insanlarız. Gücümüzü birliğimizden ve ortak mücadelemizden alıyoruz. Birbirimizi dinlemek, birbirimizi anlamak, birbirimizi hissetmek ortaya koyacağımız en değerli çabalardan birisidir. Açık ve samimi bir iletişimle aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olduğunu düşünüyorum. Bizleri baskıyla, cezayla yıldırmaya çalışanlar olacaktır. Buna asla boyun eğmeyeceğiz. Yalan, iftira, kara propaganda gibi hususlar ne bizi birbirimizden uzaklaştırabilir ne de ayrıştırabilir. O bakımdan aramıza duvar örmek veya bir takım yalan yanlış ifadelerle bize zarar vermek isteyenlere karşı açıklıkla, şeffaflıkla, samimiyetle düşüncelerimizi birbirimizin yüzüne ifade ederek aşmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte bulacağız. Bizi birbirimizle özellikle kavga ettirmek isteyenlere karşı mutlaka ve mutlaka dayanıklı, donanımlı ve tedbirli bireyler olmak zorundayız. Değerli dostlarım, çok kıymetli Genel Başkanım, halka gerçekleri anlatma konusunda her noktasında kararlı bireyler olmalıyız. İl başkanlarımız örgütleriyle, belediye başkanlarımız icraatlarıyla tam da insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren, mevcut durumu onlarla paylaşan, analiz eden, eksiklerimiz var ise yine onlarla, vatandaşlarımızla düşünen ve fikirler üreten, halkla inatlaşmayan, siyasi fikrine bakmadan her vatandaşa saygı duyan bir süreci titizlikle yaratmalıyız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak 5 yılda değerli, güçlü ve gerçekten başarılı bir zaman dilimi geçirdiğimizin altını çizmek gerekir. Türkiye'de herkesi kucaklayan, halkçı, insanların ihtiyacını karşılayan, sosyal demokrat, aynı zamanda insanlarımızın yoksullukla mücadelesinin en öncü saflarında durmaktan geri durmayan ve onlara hizmet eden belediyelerimizin puanlarının çok iyi durumda olduğunu biliyoruz. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan hizmet eden ve halkın sevgisini kazanan belediyeler olduk. Belki kimimiz daha az, belki kimimiz daha fazla ama bu anlamda ilkelerimizden asla taviz vermeden görev yaptık. Her açıdan çok büyük ölçekli bir şehir olması ve iktidarın malum sebeplerle gözünü her zaman diktiği İstanbul'da görev yapmamız gereği, buradaki mücadelemiz elbette daha yoğun, hatta bazen her gün, her saniye bir yandan hizmet üretirken, bir yandan da iktidarın müdahaleleriyle açıkçası mücadele eden bir karakteri ortaya koyduk. Şunu da söyleyeyim, Anadolu'nun her yanından, Trakya'nın her yanından insanlarımızın gözünün bu şehirde olduğunu, bizleri takip ettiğini, bizlere destek olduğunu, bizlerin bu sürecin içerisinde nasıl mücadele ettiğimizi iyi bildiğini biliyorum. Önümüzdeki yerel seçimde de iktidarın İstanbul'a özellikle odaklanacağını, kazanmak için pek çok şeyi göze alabileceklerini de görüyorum. Bu süreçte İstanbul'da sosyal demokrat belediyecilik adına neleri nasıl yaptığımızın tüm örgütümüz tarafından bilinmesinin ve halkla paylaşılmasının, hatta yurdumuzun dört bir yanında sizlerin de vasıtasıyla çok önemli bir şekilde insanlarımıza bunun anlatılmasının partimizin bu yerel seçimdeki başarısına büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Tabii ki aynı şekilde sizlerin düşüncelerinin, illerinizden getirdiğiniz tecrübe ve bakış açılarının da bizler için çok önemli olduğunun da altını çizmek isterim. Bu amaçla her zaman sadece İstanbul'da bulunduğunuz bu dönem dahilinde değil,
her zaman sıkı bir iletişim içerisinde olduğumuzu ve olacağımızı bütün il başkanlarımıza buradan duyurmak isterim. Şunu ifade edeyim, önümüzdeki yerel seçimin 2019'un çok daha ilerisinde bir başarıyla kazanmak zorunda olduğumuz ve kazanmak için de her şeye sahip olduğumuz bir seçim olduğunun altını çizelim. Tabii şunu da söyleyelim değerli dostlarımız, kıymetli genel başkanımız, siyasetin yol ve yöntemleri değişiyor. 21. yüzyılın siyaset anlayışında farklı görüşleri, farklı bakışları içine çeken, kendi içine kapanan değil, kutusunun dışına çıkan, çerçevesinin dışına çıkan bir siyaset anlayışının başarılı olacağını asla unutmayalım. İçinde kendimizi rahat hissettiğimiz ya da konforuna alıştığımız paradigmanın dışına kendimizi mutlak taşımalıyız. Tabii bunların hepsi kazanmak için de çok çalışıp yepyeni ve çok kuvvetli bir siyaset tasarımını birlikte ortaya koymalıyız. İlk hedefimizin yerel seçimler ve başta İstanbul olduğunu da bu anlamda biliyoruz. Üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunda farkındayız. İkincisi elbette Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkede yükselen ve yerleşmeye çalışan otoriter popülizme karşı tam aksine şeffaflığı, dayanışmayı, halkçı mücadeleyi var eden bir süreci genel başkanımızın liderliğinde ortaya koyan politikalı geliştirme zorunda olduğumuzu da biliyoruz. İşte tam da böylesi bir stratejiyle özellikle gençlere, hatta çocuklara ihtiyaçları ve ihtiyaçları üzerinden çözümleri sıralayan bir dönemi var edelim. Sizlerle birlikte çok güzel başarılara imza attık. Tekrar çok kıymetli başarılara imza atacağımızı biliyorum. Elbette ki genel başkanımıza, genel merkez yönetimimize çok güveniyoruz. Tabii ki en önde örgütümüze güveniyoruz, il başkanlarımıza güveniyoruz. Dayanışmamız yüksek olsun. Kötü dili ve özellikle ayrıştırıcı, insanlarımızı birbirine düşüren, kutuplaştırıcı eylem ve hareketlere karşı tedbirli olmanızı ve olmamızı mutlak hatırlatıyorum. Sevgiye dayalı, kariyerist bir tutumu değil, tam aksine birlikte başarıyı hedefleyen bir tutumu ortaya koymanın çok kıymetli olacağını, genel başkanımızın sıklıkla tarif ettiği takım ruhunun ve takımın içinde hangi pozisyonda olduğumuzun bir önemi olmadığına inanarak maçı kazanmanın partimiz için de değil, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli olduğunu ve kazanan bir partinin, kazanan bir takımın, bir ferdi olmanın hepimizi onurlandıracağını ve gururlandıracağını unutmamanızı diliyor. Hepinizi tekrar İstanbul'da görmekten duyduğum mutluluğu belirtiyor. Emeği geçen İstanbul İl Başkanımıza, heyetine ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.